أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz tam böyle günlerde, Ramazan-ı Şerif'in çok yaklaştığı bir anda, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaîne, Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerinize düşmüştür buyurmak suretiyle, Ramazan-ı Şerif'e son tabiri caizse yaklaştığımızın notasını veriyordu. Ve Ramazan-ı Şerif hazırlıklarının tamamlanması gerektiğinin işaretini veriyor idi. Bizim kullandığımız, Türkiye'de kullandığımız 12 ay Ocak, Şubat, Mart diye kullandığımız aylar güneşe endeksli aylardır. Bir de aya endeksli aylar var ki biz bunlara kameri aylar diyoruz. İbadetlerimiz hep kameri ay esasına göre, hac öyledir, zekat öyledir, Ramazan orucu böyledir. Bir insan kameri aya göre ibadetlerini, bütün ibadetlerini ayarladığına göre zekat ibadetini de ona göre ayarlaması gerekir. Kameri ayla güneşe endeksli olan ay arasında aşağı yukarı 10 gün fark vardır. Birisi 355 gün, birisi 365 gündür. 30-35 senede ne olmuş oluyor? Bir sene efendim fazla oluyor kameri ay. Yani bir insan Ocak, Şubat ayı dediğimiz güneşe endeksli olan 365 gün üzerinden zekatını vermiş olsa, diyelim ki sadece Ocak ayından Ocak ayına zekat veren, 35 senede bir sene eksik zekat vermiş olur. Neden? Çünkü ibadetler kameri aya göre hesap edilir. Bundan dolayıdır ki her sene Kurban Bayramı 10 gün önce geliyor. Ramazan-ı Şerif 10 gün önce geliyor. Aynı şekilde zekatın ödemesi de 10 gün önce gelmiş olur. Şimdi şunu ifade edeceğim. Bu kameri aylar Muharrem diye başlar. Recep, Şaban, Ramazan 3 tanesini zaten buradan biliyoruz. Efendim cemazi-i evvel, cemazi-i ahir var. 12 aydan sadece Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen Ramazan ayıdır. Kur'an-ı Kerim'de 12 aydan adı zikredilen sadece Ramazan ayıdır. Peki Ramazan ayı neden 12 ay içerisinde özellikle adı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir? Ve zikredilirken ne diye de zikredilmiş? Estaizu billah, şehru ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an-ı Kerim inzal edilmiştir.
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Kim o Ramazan ayında hazır olursa, o ayı oruç tutsun diyor Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri. Şimdi kıymetli dostlar, Ramazan ayının ibadetler içerisinde cuma namazına benzer bir hali vardır. Nasıl cuma namazına benzer bir hali vardır? Cuma namazını bütün Müslümanlar bulundukları bölgede hep beraber kılarlar, aynı anda kılarlar. Ramazan orucu da o bölgedeki insanlar imsak vaktinden güneşin batışına kadar, değil mi? Bir İstanbul olarak düşünelim, bir Ankara olarak düşünelim, bir Konya olarak düşünelim. Her bölge iftar saatini bekliyor. Ezan okununca, bazı yerlerde top atılıyor, top atılınca, top sesi gelince herkes birden ne yapıyor? İftarını açmış oluyor. Yani aynı anda Müslümanların birden beraberce gerçekleştirdikleri bir ibadet olması açısından bir yönüyle beraber cuma namazına benziyor. Cuma namazında insanlar camiye toplanıyor ama namaz için toplanıyor. Ramazan ayında bir yere toplanmaya gerek yok, oruç için toplanıyoruz. Herkes Efendimiz sahur sofrasında ne yapıyor? Oruç hazırlığını yapıyor. Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya diye kararını veriyor. Beraberce Müslümanlar oruç tutmuş oluyoruz. Kıymetli dostlar, gölgesi üzerimize düşen Ramazan-ı Şerif'i bu senede, geçen seneki gibi biraz garip geçireceğimiz anlaşılıyor. Çünkü salgın hastalıklar son günlerde aşırı derecede tırmanışa geçmiştir. Dolayısıyla daha önce teravih namazlarını camide kılmakta bir sakınca görülmüyor demelerine rağmen hastalığın tırmanması hız kazanınca teravihlerin camide kılınmasına şu anda izin verilmiş olmuyor. Hastalığın ciddi manada tırmanmış olması münasebetiyle. Dolayısıyla kıymetli dostlar, biz Ramazan-ı Şerif'i geçen seneki gibi biraz buruk geçirmiş olacağız. Ama hatırlarsanız geçen sene cumaları da vakit namazlarında camilere çıkamıyor idik. İtikaf yapamıyorduk. Şu anda sadece teravih namazına dokunduğu gözüküyor. İnşallah diğerleri salimen devam etmiş olur. Rabbimizden niyazımız odur. Ancak şu bir vakadır ki teravih namazlarını, cuma namazlarını düzenli bir şekilde kılan ve iple çekip ah gelsin şu teravihler diye bekleyen kardeşlerimiz bu ve benzeri mazeretler sebebiyle, çıkan engeller sebebiyle kılamadıkları zaman aynen kılmış gibi sevaplarını alırlar. Bu da bizim sevineceğimiz taraftır. Biz teravihlerin olmasına seviniyoruz. Ah olsun beraber kılalım diye bunu iple çekiyorduk zaten. Ama bir mani çıkar da biz bunu camide hatimle icra edemezsek, bu işe aşık olan insanlar ve olamadı diye üzülen insanlar aynen yapmış gibi sevabını alırlar. Elbette biraz sonra ona da değinmiş olacağım da, biz bu Ramazan-ı Şerif ayını Allah-u Teala'nın 12 ayın sultanı kıldığı, 11 ayın sultanı kıldığı Ramazan-ı Şerif ayını nasıl değerlendirmeliyiz? Madem ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sadece ve sadece 12 aydan ismini Kur'an'da zikrettiği ay Ramazan ayıdır. Ve bu kadar aylar içerisinde Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i indirmek için Ramazan ayını seçmiştir. Bu kadar geceler içerisinde Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i indirmek için Kadir Gecesi'ni seçmiştir. Hem Kadir Gecesi farklı bir gece oldu, hem de Ramazan ayı farklı bir ay oldu. Bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te yapılan bir sünnet, icra edilen bir sünnet, nafile bir ibadet, Ramazan-ı Şerif'in dışında yapılan farz ibadet gibi değerlidir diyor. Farz ile sünnet arasında sevap bakımından çok fark var kıymetli dostlar. İmam Rabbani Kuddise Sirruh Hazretleri der ki, farz ibadet ile sünnet olan ibadetin mükafatını anlatmak için farz ibadeti bir okyanus gibi düşünün.
Nafile ibadeti de bir damla gibi düşünün. Bir damla bir okyanusun yanında ne kadar küçükse veya bir okyanus bir damlaya göre ne kadar büyükse, işte farz da sünnet arasında, nafile arasında mükafat bakımından bu kadar fark var diyor. Böyle dedikten sonra da mübalağa olduğu anlaşılmasın diye şöyle bir tabir kullanıyor. Ah keşke damla kadar hükmü olsaydı diyor. Yani okyanusun yanında damla kadar hükmü olsaydı diyor. İmam Rabbani Kuddise Sirru Hazretleri. Biz bundan şunu anlıyoruz. Ömrümüz boyunca farz ibadetlerin yerini hiçbir şey doldurmaz. Hadis-i Kudsi'de de Allah Celle Celaluhu, kulum bana yapacağı ibadetler içerisinde farzlar kadar sevdiğim yoktur der. Ancak nafile ibadetlere kulum devam eder, devam eder, devam eder. Devam ettikçe bana yaklaşır, 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 yaklaşır. Bir noktaya gelir, ben onu severim, sevdiğim bir kulum olur der. Hadis-i şerif devam eder. Şimdi farz ibadetle nafile ibadet arasında mükafat bakımından çok fark vardır. Ama Ramazan-ı Şerif'teki nafile ibadetler diğer zamanlardaki farz ibadetler gibi mükafatı artırılıyor. Yani pazartesi Ramazan-ı Şerif'in biri değildir. Salı günü Ramazan-ı Şerif'in biri böyle ilan edilmiştir. Şimdi pazartesi sabah namazı kılacağımız sabah namazının sünnetiyle Salı günü sabah kılacağımız sabah namazının sünneti sevap bakımından aynı değildir. Salı günü öğlen namazında kılacağımız sünnet ile efendim pazartesi, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi öğlende kılacağımız sünnetin mükafatı aynı değildir. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te bir sünnet, bir nafile ibadeti gerçekleştirmek diğer zamanlardaki bir farz ibadeti gerçekleştirmek gibi mükafatı büyüktür. Yine devam ediyor hadis-i şerifte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te bir farzı eda etmek diğer zamanlardaki 70 farzı eda etmek mükafatını insana sağlamış olur. Biz bundan şunu anlıyoruz. Ramazan-ı Şerif'te ibadetlerin mükafatlarını Allah Celle Celaluhu kat kat artırıyor. Öyleyse Ramazan-ı Şerif ayı bir paket aydır. Bir pakettir bu. Gecesiyle gündüzüyle çok faziletli kılınmış, üstün kılınmış, bize sunulmuş kocaman bir pazardır. Kocaman bir pazardır. Bize düşen o pazarı gecesiyle gündüzüyle en güzel şekilde değerlendirmektir. Peki nasıl değerlendirebiliriz? Noktasından baktığımız zaman Ramazan-ı Şerif deyince akla evvela oruç ibadeti geliyor, değil mi? Ramazan-ı Şerif'i ibadet bakımından diğerlerinden farklı kılan nedir? Farz olan oruç Ramazan ayında farz kılınmıştır. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde ihya edebilmek için oruç ibadetini düzgün bir şekilde gerçekleştirmek lazımdır. Kıymetli dostlar, oruç farz olan ibadetlerden bir ibadettir. Farz olmazsa olmaz demektir. Kulum bunlar olmazsa seninle benim aramda dostluk olmaz dediği, mutlaka senden istiyorum dediği ibadetlere farz diyoruz, 5 vakit namaz gibi. İslam'ın şartlarını sayarken Ramazan ayında oruç tutmak diye de İslam'ın 5 esasından biri olarak bunu sayarsın. Ancak bir insana orucun farz olabilmesi için bu insan evvela Müslüman olması lazım. Müslüman olmayan insana ilk farz olan Müslüman olmaktır, oruç tutmak değil. Önce Müslüman olacak çünkü Müslüman olmadan tutacağı oruç kabul edilmez. Müslüman olmadan kılacağı namaz kabul edilmez. Önce gayrimüslim olan insana düşen vazife nedir? Müslüman olmaktır. Müslüman olmayan insanın yaptığı hiçbir iyilik yarın ahirette amel defterine artı olarak yansımaz. Kainatın sahibi Allah böyle diyor. İkincisi, akıl sahibi olmalıdır. Dolayısıyla akli dengesi yerinde olmayan, ne yaptığını bilmeyen insanlara oruç farz olmaz. Bir de buluğa ermiş olmak şarttır. Yani oruç bir insana farz olabilmesi için bir Müslüman olmalı, iki aklı başında olmalı, üç buluğa ermiş olmalı. Buluğa ermeyen, ermemiş olan çocuklarla alakalı. 7 yaşından itibaren yavaş yavaş yarım gün, 3/2'si, 1/3'ü yavaş yavaş oruca alıştırılır.
Ama 10 yaşından itibaren çocuklarımızın düzenli oruç tutmasına gayret ederiz. Bunu sağlamaya çalışırız, oruca alıştırırız onları. Kıymetli dostlar, orucun bir insana farz olmasının şartları bunlardır. Ancak oruç sahih olabilmesi için bir kadınlar adet halinde ve lohusalık halinde olmamalıdırlar. Bir de orucun oruç olabilmesi için mutlaka niyet şarttır. Niyet olmadan oruç olmaz. Niyete gelince Ramazan-ı Şerif'te niyet nedir? Niyet kalbin kararından ibarettir. Kalbin kararından ibarettir. Dilimizle söylediğimiz "Ya Rabbi niyet eyledim senin rızan için yarın oruç tutmaya" demek şart değildir. Yarın oruçlu olduğumu şurası biliyorsa, kalbim biliyorsa, bana birisi sorsa "Yarın oruç tutacak mısın?" "Ne demek tabii ya, ne demek?" diyorsam demek ki kararlıyım yani. Onun için ben gece uyuyakaldım, niyet yapmayı unuttum, öyle bir şey yok. Sana bugünden yarın oruçlu musun diye sorsalar ne dersin? Oruçluyum diyorsun, ha o zaman sen niyetlisin. Niyet kalbin kararından ibarettir. Niyet olmadan hiçbir ibadet zaten geçerli değildir. Bütün ibadetler efendim niyetle kaimdirler. Kıymetli dostlar, oruç bir insana farz olduktan sonra bu ibadeti gerçekleştirmemesi büyük günahlardan bir günahtır. Hani adam öldürmek büyük günah, zina etmek günah, büyük günah, faiz büyük günah, hırsızlık büyük günah ya. Bu da öylesine büyük günahlardan bir günahtır. Bir insanın oruç tutmamasını mübah kılacak özürler var mıdır? Elbette oruç tutmamayı mübah kılacak özürler vardır. Bunların başında hastalık gelir. Bir insanda baş ağrısı, göz ağrısı, efendim aşırı derecede diş ağrısı, karın ağrısı, yani acısına dayanamadığı ciddi bir hastalık varsa, illa ilaçla bunu ağrısını teskin etmesi gerekiyorsa, bu insan nedir? Efendim, rahatsızdır. Oruca başlamış ise bile orucunu bozabiliyor. Oruca başlamamış ise hiç başlamayabiliyor. Başlamış olduğu halde aşırı baş ağrısı, aşırı diş ağrısı veya vücudundaki aşırı bir hastalık ne yapar? O başlamış olduğu orucu bile bozmasına izin verir. Gününe gün daha sonra tutmuş olur. Bir insan efendim sağlam olup da oruç tutarsa hastalanacağını zannı galip ile zannediyor. Yani tecrübesi vardır. Açlık bana dayanmıyor, açlığa dayanamıyorum. 3 saat aç kalırsam bazı hastalar vardır mesela şeker hastaları gibi veya bazı şeker hastaları gibi belli saatlerde yemediği zaman şekeri düşüyor. Şekeri düşünce başı dönüyor, yere yığılıp kalıyor. Yani herkes kendisini bilir. Bir insanın hastalıkla ilgili kendi kararı bir. Yani kendini biliyor. Ben 3 saat, 5 saat aç durduğum zaman yığılıyorum. Tansiyonum yükseliyor, kafam dönüyor. Bunu bilen adam oruç tutmayabilir. Veya başladı, başı dönmeye başladı, hastalık artmaya başladı, orucunu bozabilir, gününe gün tutmuş olur. Bir de tabii bir hadik-i müslim, yani bir doktor ki, o doktor kendisi oruç tutmuş olmalı, oruca inanan, Müslüman ve uzman bir doktor olmalı. Pratisyen değil, uzman, efendim, kendisi de oruç tutan, oruca değer veren bir doktor derse ki bu hastalık sende varken, orucunu tutmamalısın, şu ilaçları düzenli kullanmalısın derse, bu da nedir? Oruç tutmamayı mübah kılan özürlerdendir veya oruçluyken orucu bozmayı mübah kılan özürlerdendir. Bir de yolculuk oruç tutmamayı mübah kılan özürlerdendir. Yani seferi olan bir insan, seferi mesafeye çıkmış olan bir insan, seferilikte oruç tutmaya gücü yetiyorsa tutması daha evladır. Yani sağlık dengesinde bir sıkıntı olmayacaksa veya yolculukta bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksa tutabiliyorsa tutması evladır. Ama hayır yolculuğun nimetinden istifade etmek istiyorsa tutmayabilir. Ancak burada şu önemlidir. Yolculuğa imsaktan önce çıkmış olmalı. Yani oruç başladıktan sonra çıkarsa mesela diyelim ki biz imsak saat 5'te attığını düşünelim. Saat imsak, 5'te imsak oluyor diyelim. Biz
dörtte, dört buçukta yolculuğa çıkarsak o gün oruç tutmayabiliriz. Ama biz imsak beşte attığı halde biz sekizde yola çıkacaksak, onda uçağımız varsa, peki ona kadar oruçsuz mu olacağız? Yok, oruca niyet edeceğiz. Çünkü daha seferilik başlamadı ki. Peki oruca başladıktan sonra seferilik olursa orucu bozabilir miyiz? Onu bozmak helal olmaz. Yani oruca başladıktan sonra seferiliğe çıkarsak o orucu bozmak helal olmaz. Ancak bozduğu takdirde kefaret gerekir mi? O ayrı bir konu. Ama imsaktan önce sefere çıkacaksa oruç tutmaması caiz olur, helal olur. İmsaktan sonra sefere çıkacak olursa oruca mecburen başlayacaktır. Başladığı orucu da bozmayacaktır. Kıymetli dostlar, bir insan oruçluyken, oruç tutması gereken bir insanın oruç tutmamasını mubah kılan özürlerden birisi de ölüm tehdidiyle tehdit edilmiş olmasıdır. Yani oruç tutarsan asarım, keserim, öldürürüm diyor. Diyen adam da bunu yapabilecek durumda ise böyle ikrah dediğimiz zor hayati tehlikeyle karşı karşıya kalan insanın o tehdit eden kişinin tehdidinden çekinerek orucunu yemesi caiz olur. Ancak bazı yerlerde adam sadece dinsizliğinden kaynaklanan, oruç tutarsan işten çıkarırım seni, efendim ufak tefek tehditler yapar, bunlara aldırış edilmez. Rızkı veren patron değildir. Rızkı veren kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Kadınların gebelik hali ve çocuk emzirme halleri de eğer çocuklarını emzirmelerine engel teşkil edecekse, sağlık dengelerini, yani çocuğun emmesini engelleyecek, zarar verecek durumda olursa, o kadının çocuğun hatırı için yemesi, daha sonra günle gün tutması caiz olur. Oruç tutmamayı mubah kılan özürlerden birisi de, bir insanda devam eden, yaşlılığından dolayı devam eden acziyet ve zafiyettir. Artık pili bitmiştir, zor geziyordur, zor oturup kalkıyordur, kendine malik olamayacak bir yaşlılıktadır. Bu insandaki bu hastalık, yaşlılık, bundan doğan zafiyet diğer hastalığa benzemez. Hastalık iyileşir, o günleri daha sonra kaza etmiş olabilir. Ama ihtiyarlıktan kaynaklanan bu manzara ise insanda devam edeceğinden dolayı bu günle gün fidye vermek suretiyle orucunu efendim ödemiş olacaktır. Fidye de bir fitre miktarıdır ki bu senede 30 lira civarında olduğu söylenmiştir. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Ramazan-ı Şerif'te bu Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde ihya etmenin yolları nedir diye sorulursa evvela güzel bir oruç tutmak lazım. Ramazan deyince akla oruç geliyor. Men sâme Ramazan îmânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih. Yani bir insan Ramazan-ı Şerif ayını oruç tutarsa inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek gufira lehu mâ tekaddeme min zenbih. Geçmiş günahları bağışlanmış olur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, aleyhissalatü vesselam Efendimiz mealen söylüyorum, beş vakit namaz, haftalık kılınan cuma namazları, bir de Ramazan ayı, bunlar bir Ramazan diğer Ramazan'la arasında, bir cuma diğer cumaya arasında, bir namaz diğer vakit namazıyla arasındaki ufak tefek günahları siler götürür buyurmaktadır. Ramazan-ı Şerif'te kaliteli bir oruç tutmak lazım. Kıymetli dostlar, kaliteli bir oruç tutmak için orucu sadece iki dudağımızın arasıyla, iki bacağımızın arasıyla değil, bütün organlarımızla tutmalıyız. Yani gözümüzle, kulağımızla, elimizle, dilimizle, ayağımızla oruç tutmalıyız. Elimiz harama gitmemeli, gözümüz namahrama bakmamalı, kulağımız yanlış şeyler dinlememeli, ayağımız yanlış bir yere gitmemeli, Rabbimizin razı olmadığı işlerle elimiz meşgul olmamalı. Bütün organlarımızla beraber oruç tutarsak bu kaliteli bir oruç olmuş olur. Bu noktada çok şeyler söylemeyeyim size, bir şeyi söyleyeyim. Buna Ramazan'ın başından sonuna kadar dikkat edelim. Orucumuz kaliteli bir oruç olsun, orucumuz bize ait olsun. Ne olsun bu? Hepinizin anlamakta kolay da uygulamakta biraz zorlanacağımız bir şeydir. Şu iki dudağımızın arasından hiçbir insanın aleyhinde bir kelime çıkmayacak. Gıybet dediğimiz şey. Kimsenin arkasından konuşmayacağız, kimsenin aleyhinde konuşmayacağız.
Eğer bunu gerçekleştirebilirsek Ramazan'da orucumuzu kaliteli oruç yapabiliriz. Zira biz en çok günahı dilimizle, gözümüzle, kulağımızla işlemiş oluyoruz. Gıybet felaketinden kurtulursak orucumuz kaliteli bir oruç olur kıymetli kardeşler. Eğer gıybete devam edersek tuttuğumuz orucu başkası için tutmuş oluruz. Kendimiz için değil, tuttuğumuz orucun sevabı ona gitmiş olacaktır. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'i daha nasıl ihya edebiliriz noktasından hareket ettiğimizde, Ramazan ayı deyince bir oruç ayı akla geliyordu. Bir de Kur'an-ı Kerim'de diye anlatıyordu onu. Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği ay olarak beyan ediyordu. Dolayısıyla Ramazan ayında Kur'an ile olan münasebetlerimizi artırmamız lazım. Gerçekten Kur'an ayı olmalıdır. Şöyle bir tabir var. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayını, Ramazan da Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'i sever. Çünkü Ramazan Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif ayında nazil olmuştur. Ramazan'la Kur'an arasında bir bağ vardır. O mevsimde inmiş olması. Bundan dolayıdır ki Ramazan ayı Kur'an'ı, Kur'an da Ramazan ayını sever. Kıymetli dostlar, biz mukabele diyoruz hani. Mukabele diye ülkemizde meşhurdur. Nedir bu mukabele? Efendim, hafız efendiler, hoca efendiler Kur'an okuyorlar, cemaatte dinliyor. Buna biz mukabele diyoruz. Aslında mukabele karşılıklı olan şeye denir. Bu mukabele aslında nereden geliyor? Ramazan ayı geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam gelir. O zamana kadar inen ayetleri Efendimiz'e okurdu. Efendimiz de ona okurdu. O Efendimiz'e, Efendimiz ona okurdu. Karşılıklı olunca buna ne denmiş? Mukabele. Ondan kalmadır ki bizde de ne vardır? Mukabele Ramazan-ı Şerif'te okunur. Dolayısıyla camilerde mukabele okunur, o ayrı bir konu. Okunduğu zaman dinlemek lazım, erken gidip dinlemek lazım. Ancak Ramazan ayı deyince Kur'an-ı Kerim okumasını bilen her kardeşimiz Ramazan'da özellikle Kur'an-ı Kerim'e özel yer ayırmalı, zaman dilimi ayırmalı. Selefi Salihin buna, yani bizim eski büyüklerimiz Ramazan-ı Şerif ayı deyince Kur'an ile bunu süslemeye çalışırlardı. Biraz önce ifade ettiğim gibi Cebrail aleyhisselamın Efendimiz'e gelip Kur'an okuması. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz her gün bir hatim indirir idi. Günde bir hatim indirirdi. Bazıları üç gecede, üç günde bir hatim indirirlerdi. Bazıları haftada bir hatim indirirlerdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim deyince Ramazan-ı Şerif ayında bütün Müslümanların evlerinde Kur'an-ı Kerim sesleri yükseliyordu. Bir gecede bir hatim, yani 24 saatte bir hatim, üç gecede bir hatim, haftada bir hatim gibi efendim. İmam Şafii Hazretleri'nin Ramazan'da 60 tane hatim okuduğu anlatılır, nakledilir. Allah bazıları için zaman içerisinde zaman yaratmış oluyor. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız bu ayı çok iyi değerlendirme adına yapacağımız ibadetlerden birisi de geceye taalluk eden teravih ve teheccüd namazlarıdır. Teravih namazı 20 rekatten ibarettir. Bu teravih namazı camilerde cemaatle kılındığı zaman camilerde şenleniyordu, cemaatle şenleniyordu, mahallede bereketleniyordu. Ama bu Ramazan'da en azından başında yine geçen seneki gibi camilerde teravih kalabalık insanlarla olmayacaktır. Herkes kendi evinde kılacağına göre camide olmasa bile biz evlerimizde mutlaka teravih namazını kılmaya gayret edelim. Biz ibadet performansımızı ortaya koyalım. Şunu sizinle çok net bir şekilde paylaşayım kıymetli dostlar. Asırlardır Hazreti Ömer Efendimiz ve ondan sonra gelen bütün sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhi Mecmu'in Selefi Salihin döneminden ta ilâ yevmine hâdâ bugüne kadar teravih namazı bütün ülkelerde, İslam ülkelerinde 20 rekat olarak kılına gelmiştir. Son zamanlarda bazı yeni modeller, modalar çıkmıştır. 8 rekatta işi bitirip teravih kıldıklarını düşünüyorlar. 8 kılan 8 kılmış olur. 20 kılan 20 kılmış olur. Elbette 8 kılanın mükafatı ile 20 kılanın mükafatı aynı olmayacaktır. Ben kendime tavsiye ettiğimi size tavsiye ederim. Mutlaka Ramazan bir daha ya gelir ya gelmez. Geçen seneden bu seneye kadar hele şu pandemi sebebiyle nice dostlarımızı, nice yakınlarımızı, nice gençleri ahirete gönderdik değil mi? Dolayısıyla bizim de ne zaman ecelimiz gelecek bilemiyoruz ama hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca geceleri mutlaka sahura kalkıp
teravih namazının dışında 2, 4, 6, 8, 10 rekat gibi ne kadar becerebilirsek teheccüd namazı kılmayı ihmal etmeyelim. Hazreti Ömer Efendimiz kendileri gece ibadetle meşgul olur. Gecenin yarısı olduktan sonra çocuklarını çağırdı. Haydin çocuklar namaza, haydin çocuklar gece teheccüd namazına derdi, onları kaldırırdı. Ramazan-ı Şerif'i değerlendireceğimiz, ihya edeceğimiz en önemli vazifelerden birisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiği zaman yelden daha fazla cömert olurdu buyuruyor Hazreti Ayşe annemiz ve sahabe-i kiramdan bir çoğu. Yani sadaka vermek, her günün ayrı sadakası gerçekten orucumuzun makbuliyetine vesile olur. Bir de Ramazan'da verilen sadakaların mükafatı diğer zamanlarda kendinden daha farklıdır. Ramazan'da birilerine iftar verebilirsek, Ramazan'da vereceğimiz iftar kime, kaç kişiye iftar verebilirsek, onların tuttuğu oruçlardan aldığı mükafattan Allah bize onlar kadar verir. İlla mükeyyef bir sofra hazırlamak herkesin gücü olmayabilir, imkanı olmayabilir. Ama ne yapabilir? Hurma ile su ile benzeri şeylerle kişilerin iftarına vesile olursak, bu da Ramazan-ı Şerif'in ihyasına vesile olan güzelliklerdendir. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif ayın gölgesi üzerimize düştü. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i ihya edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Şunu unutmayalım, şu cümlelerle bitirmiş olayım. Bu gelen belalar ve musibetleri kaldıracak olan yalnız ve yalnız Allah'tır Celle Celaluhu. Elbette biz yalvarışlarımızla, dualarımızla ve ibadetlerimizle günahlardan tevbe ettiğimizi Allah'ım sana iltica ettik, senin kapına geldik, bu belayı başımızdan def eyle diye yalvarışımızı Cenab-ı Hak görmesi lazım. Ve Cenab-ı Hak'tır bu belayı kaldıracak olan. Demek ki henüz vakti saati gelmedi. Demek ki henüz samimi tevbe etmiş olmadık. Yüce Rabbim her birimizi samimi tevbe ile tevbe edenlerden eylesin. Zat-ı Pâki Sübhaniyesine layıkıyla yönelenlerden eylesin. Kıymetli dostlar, bu hafta İstanbul Müftülüğümüzün için yardım talep edilecektir. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde teravihler olmayacaktır ama zannediyorum yatsı namazları camide cemaatle kılınmış olur. Yatsı namazından önce de özel bir yasak çıkmadığı takdirde bir yarım saatlik, 20-25 dakikalık sohbetler olur. Ramazan'la ilgili, ibadetlerimizle ilgili. Bunu da siz kardeşlerimize paylaşmış olayım. Rabbim kazasız belasız Ramazan-ı Şerif'i ihya etmeyi nasip eylesin. Bu zor günleri geride bırakmayı, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde önümüzdeki günleri beraberce yaşayabilmeyi, camileri cemaatlerle doldurup omuz omuza namaz kılabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Dua isteyen kardeşlerimiz var, hatim duası isteyen kardeşlerimiz var. İnşallah ezan-ı Muhammed'i bittiği için namazdan sonra onların duasını yapmış oluruz. El-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
Hayya yassalam, hayya yassalam, hayya yalfalah, hayya yalfalah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillah fela mudillelah ve men yudlil fela hadiyelah. Neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ve suffideti şeyatin. Sadaka Resulullah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydır. Öyleyse İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Aziz müminler, rahmet, mağfiret ve bereket iklimi 3 ayların sonuncusu, özlemle beklediğimiz Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece ilk teravihimizi kılacağız ve sahura kalkacağız inşallah. Kıymetli Müslümanlar, kutlu misafirimiz Ramazan, Rabbimizden bize gelen yüce bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya çağrıdır. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için en güzel fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla yuvalarımızda huzur ve berekettir. 5 vakit namazın yanında kıldığımız teravihlerle bedenimize sıhhat, ruhumuza sükunettir. Zekat, fitre ve sadakalarımızla yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle aramızda muhabbettir. Bu ayda müminler olarak bize düşen en büyük sorumluluk bu kutlu misafire gönlümüzde yer açmak. Bu ilahi davete yürekten icabet etmektir. Değerli müminler, yorulan ruhlarımızı Ramazan-ı Şerif'le teskin edelim. Bunalan gönüllerimize Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım. Sabır ve merhamet, kanaat ve şükür bilincimizi kuşanalım. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, aklımızı, kalbimizi, hasılı ruh ve bedenimizi günahlardan korumaya söz verelim. Aziz Müslümanlar, Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur'an'la şifa bulsun. Bu mübarek ay
her türlü sıkıntı ve hastalıktan, bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olsun inşallah. Ela inne ahsenel kelami ve il azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û leh ve ensitû leallekum turhamûn. Sadakallahul azîm. Elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şani şerefi safiyyih, fekala azze ve celle min qailin muhbiran ve amira, innallaha ve melaiketehu yusalluna alen nebiy, ya eyyühellezine amenu, sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed. Kema barakte ala seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ensuril islame vel muslimin. Allahümme eyyid kelimetel hakki ve ddin. İbadallah, ittequllaha ve ati'uh ve a'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.